Yaşarken yani hani bunu yapan insanlar, ya şöyle düşünelim mesela hani İngiltere'de ve hatta dünyada çok satan o Harry Potter'daki falan o yaşlı başlı amcalar var ya, hı hı. O amcaları biz gördüğümüz zaman çok değerli sanatçı, iyi ne olur, o kadar değerli bir insan ki bak falan. Evet doğru. peki evet. Onun buradaki eşliğini Müşfik Kenter hani ya da işte diğer pek çok isim. İşte Tekin Akmansu şu, yani yaşarken o insanları biz görebilsek ve o insanların hani ne kadar da eğlenceli ve farklı insanlar olduğunu anlasak, hani geri kalan işte o magazinsel abuk subuk şeylerin hakikaten öyle yani bir torba yani işte yok yani onlar değil işte onlar boş. Bir yandan da şöyle bir şey yok mu? Mesela Müşfik Kenter'in vefatında anımsıyorum ben. Hep şöyle şeyler de duydum. Aa bunu seslendiren o muymuş? O ses miymiş diyenler var mesela. Aslında hayatımızın bir yerinde mutlaka bir iz bırakmış, bir şekilde bilinçaltımıza işlemiş isimler. Ama biz ne yazık ki onları öldükten sonra aa işte ses onun muymuş? Aa buradaki rol ona mı aitti diye o şekilde hatırlıyoruz mesela bir yandan. Aynen. Bir örnek daha. Mesela rahmetli Alev Sezer'i herkes Bruce Willis'in sesi olarak bilir. Oysa ki Alev Sezer tiyatro tarihinin gelmiş geçmiş en parlak oyuncularından biridir. Ama hı. Alev Sezer kendi döneminde, bu sefer de 1970'ler, işte o seks filmleri furyasıydı, oydu buydu falan filan derken, çıkan başka oyuncuları konuşmak durumunda kalarak öldü Alev abi. Bu hiç hoş bir şey değil. Alev abi gerçekten çok yakışıklı ve çok üst düzey bir oyuncuydu. Gerçek oyuncuları da izleyici izleyemiyor. Neden? Hani işte adam daha kendini bile konuşamıyor. Olsun nasılsa kurguda halledersin. Öyle bakan bir yönetmen, öyle bakan bir idareci, öyle bakan bir yapımcıyla çok tabii ki tiyatroda, televizyonda gerçek değerdeki oyuncularını izleyemiyor. Mesela Işık Yenersu'yu izleyemiyor. Hı-hı. Mesela Macide Tanır'ı çok uzun bir süre izleyemedi. Olacak iş değil. Siz bir yandan tabii hani tiyatroyu da işte televizyonu da bir yandan beraber götürebiliyorsunuz. Yani hani magazini de bir şekilde kendinize uyarlamayı başarıyorsunuz. Bu da önemli bir şey galiba son zamanlarda. ve yapılmadıkça belki yani şöyle mi sorsam popüler kültürden kaçmak da mümkün değil. Bir şekilde onunla da akmak gerekiyor galiba bir yandan. Tabii ki yani mesela bir yıl önce Londra'da Jude Law. Hani Jude Law'dan bahsediyoruz. Evet. Gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Hamlet oynuyordu. Yani popüler kültürün de için zaten Hamlet de popüler kültürün bir unsurudur bir yandan. Yani olmaz bu kötü bir şey değil. Hani dediğin gibi dengesini bulup hani insanlara farklı şeyleri gösterip hep aynı yerde olduğun yerde kalmadan bambaşka enerjilerle insan işte bizim şu anda uyguladığımız her şey TVTR diye bir sistem var. İşte evet. İnternet üstünün en büyük sistemiyiz. Facebook'taki Türkiye'nin en büyük gruplarıyız. Ve insanlar alternatif şeyler görmek istiyorlar. Bugün de öneririm 5 Hamlet bir arada gibi bir şey yaptık. Yani Ethan Hawke da var işin içinde. Hani tiyatronun zirvesi Laurence Olivier de var. Mel Gibson da var. İzlesinler bir görsünler. Kısa, net ve vurucu. Şu konuda da hala bir sıkıntı var mı diye sorayım o zaman. Herkese oyuncu, herkese tiyatrocu, herkese sanatçı denmesi konusunda. Ya orada gerçekten bizim çok daraldığımız ve çok bunaldığımız bir şey oluyor. Yani gerçekten ne kadar meraklısı varmış inanılmaz bir şey. Yani herkes bir şekilde oynamaya çalışıyor. Çünkü zevkli bir şey bizim yaptığımız şey. Hakikaten de öyle. Evet. Yani onu da anlayabiliyorum. Bir yandan yani da çekici insan, bir şey şimdi. Evet. Hani birine sorsalar işte ne yapmak istersin diye mutlaka işte şöyle cevaplar görüyorum. Hani film çevirmeyi düşünüyor musunuz? İşte oynamayı düşünüyor musunuz? Albüm çıkarmak da belki bunun içerisinde sayabiliriz. Doğru. İşte ileride torunlarıma bir hediye olsun, onlara bir anı kalsın falan diye cevaplar geliyor mesela. Enteresan. Evet, doğru diyorsun. Fotoğraf çekinmek gibi bir anlamda. Evet. Aynen öyle. Öyle anlaşılıyor. Çok enteresan. Ama şimdi sizinle konuşuyoruz mesela. O kadar örnekler veriyorsunuz, o kadar anlatıyorsunuz. Yani bir şeylerin altını doldurmak, temelini gerçekten sağlam yapabilmek çok önemli. Yani bunu şu 2 dakikalık konuşmada idrak edebiliyor insan. Yani demek ki bazen idrak sorunu yaşanabiliyor ama. Ya tabii ki yani hani tiyatro dünyasının en değerli yazarlarının yaşadıkları dönemlerde yaşadıkları dertlere bakıldığı anda herkes anlayacaktır ne olduğunu. Evet. Yani Shakespeare de çok zorlu bir olayın içinde ve dönemin içinde işte Molière de aynı şekilde falan bunların hepsi böyle. Laurence Olivier de öyle, Orson Welles de öyle.
Yani zor bir şeydir tiyatro yapmak. Hakikaten öyle, sinemada yapmak zor, tiyatroda yapmak zor. Çünkü yani hem var olmayan bir dünyayı insanlara yaratıyorsun, hem kabullendirmeye çalışıyorsun falan falan. O büyüyor ama işte derler ya, hani hani tiyatroyu seyrettiğin anda ya da iyi bir film izlediğin anda ya da işte farklı bir şeyler gördüğün anda, ki bunu hani günümüz dünyasına uyarlamak gerekiyor. Benim yapmaya çalıştığım şey şu: İzleyici artık çok daha hızlı şeyler izliyor. Hakikaten de öyle. Çünkü hızımız artık hani klip hızına ulaştı. 3 dakikada bir modu. O halde o eski anlatım diliyle gösterdiğin zaman da izleyicinin izlememesini ve sıkılmasını kabul etmek gerekiyor.